Merhabalar, ekranlarınıza hoş geldiniz. Bugün kalp cerrahisindeki yenilikleri konuşacağız. Çok değerli bir hocamız stüdyomuzda. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Sarıgül stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ediyoruz hocam. Bize zaman ayırdınız. Yoğun olduğunuzu biliyoruz. Ameliyatlar, eğitimler devam ediyor. Bugün izleyicilerimiz çok şanslılar. Çünkü Türkiye'de az sayıda merkezde yapılan özel bir tekniği paylaşacağız bugün izleyicilerimize. Ama tabii ki genel olarak kalp sağlığından bahsedeceğiz, cerrahi tekniklerden bahsedeceğiz. Hemen onlara küçük bir hatırlatmada bulunalım. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Özellikle kalp sağlığı, kalp cerrahisiyle ilgili merak ettikleriniz varsa bize hemen ulaşın. Mesajlarımızla telefonlarınızı bekliyoruz. Şimdi tabii geniş bir kliniğiniz var Meram Tıp Fakültesi'nde. Öncelikle neler yapıyorsunuz? Hangi uygulamalar var? Buyurun. Valla kliniğimiz Konya'nın en eski eğitim veren ve cerrahisini, kalp cerrahisini yapan bir klinik. Kalp cerrahisinin hemen hemen bütün ameliyatları kliniğimizde uygulanmaktadır. Bunlar 0 yaş grubundan başlayıp üst yaş sınırı olmayan bütün hastalara kalp cerrahisi konusunda hizmet vermekteyiz. Hem erişkin hem de çocuk hastaların kalp ameliyatları başarıyla klinimizde uygulanmakta. Bunun yanında kalp cerrahisinin yine bir dalı olan damar cerrahisinin bütün ameliyatları klinimizde uygulanmaktadır. Çok geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Konya ve yöresinin hemen hemen acil konusunda da acil kalp cerrahisinde de yoğun olarak hizmet veren bir kliniğiz şu anda. Kliniğimizde 5 profesör arkadaş ve bize yardımcı olan asistanlarla beraber çalışmaktayız. Çok yerleşik bir kliniğimiz var. Ve kliniğimizin şu anda Konya'da ve yöresinde, çünkü bir tek Konya'yla kalmıyoruz biz hizmet konusunda. Aynı zamanda Konya'ya yakın illerden de bize kalp cerrahisi konusunda hizmet vermemiz için hastalar gelmektedir. Evet. Son zamanda işte kliniğimizde bir takım yenilikler yapmaya başladık. Hem cerrahi teknikler açısından hem de kliniğimizi yenileme adına işte bir reforma geçtik diyebiliriz. Binamız biraz eskiydi. Biliyorsunuz aynı zamanda artık bu sektörde bir tek iyi cerrahi yapmak yetmiyor. Aynı zamanda da bir otelcilik hizmetini de iyi vermek gerekiyor doğrusunu isterseniz. Bu yönde de çalışmalarımız kliniğimiz adına devam ediyor. Çok güzel. Artık şunu hedefliyorsunuz değil mi? Konya'dan uygulamalar için işte Ankara'ya, İstanbul'a gitmeye gerek olmadığını ve bunun yanı sıra civar illerden, hatta yurt dışından da Konya'ya birçok ameliyat için, birçok tedavi için gelinebileceğini belirtmek istiyoruz. Tabii ki. Yani belki basından takip etmiş olabilirsiniz. En son Afrikalı bir çocuğu yine kliniğimizde ameliyat ettik. Yani ve bunların sayısı gün geçtikçe de artmakta. Yöredeki, çevremizdeki illerin hemen hemen hepsinden bize hasta akışı olmakta. İşte Karaman olsun, Silifke olsun, Mersin olsun, Aksaray olsun, hatta Antalya'dan, Alanya'dan
buralardan da bize Nevşehir, Niğde, o yöreden de hasta akışı devam etmekte. Ayrıca tabii biz acil cerrahiye de yöneldiğimiz için halk arasında işte yırtılan damar, damarı yırtılmış, biz ona diseksiyon cerrahi istiyoruz. Diseksiyon cerrahisi de kliniğimizde ağırlıklı olarak yapıldığı için oldukça yoğun bir çalışma tempomuz var. Evet. Bu arada kalp cerrahisi denildiği zaman biz bir duruyoruz. Çünkü hayatın bütün yükünü taşıyan organlardan biri. Kalp o yüzden bambaşka bir boyutta ve kalp cerrahisinin gelişmesi hayat konforunu direkt etkileyen bir noktada. Şimdi merak ediyoruz tabii, acaba hangi hastalıklarda kalp ameliyatına gerek duyuluyor ve son yıllarda kalp ameliyatındaki artış var mı? Hep işte kalp sağlığı kötüye gidiyor deniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşin açıkçası tabii ki toplumdaki nüfus sayısı arttıkça kalp ameliyatlarında ya da hastalık oranları da artıyor ve bunun yanında tabii kötü beslenmenin etkisi veya işte stresli yaşantının olması da kalp hastalıklarını arttırıcı faktörler olarak sayabiliriz. Son zamanlarda tabii ben ilk bu mesleğe başladığım zamanlarda kapak ameliyatları çok fazla oranda görülürken son zamanlarda işte kalp krizi geçirdi halk arasında tabir edilen bizim enfarktüs dediğimiz koroner arter hastalıkları daha fazla gözükmekte. Bunun da sebebi tabii kötü beslenme. Obezite, işte fazla hareketin olmaması. Hepimiz işte kapının önünde arabamıza inip en yakın yere arabayla gidiyoruz. Eskiden tabii bunlar yürünüyordu. Bir yürüme mesafesi oluşuyordu. Artı sigara alışkanlığının olması. Özellikle sigaradan çok uzakta durmak da gerekiyor. Tabii bunların hepsi kalp hastalıklarını artırıcı etkenler. Bu şöyle diyebiliriz, ne kadar çok rahatlık artarsa o kadar çok da kalp hastalığı artıyor diye de ekleyebiliriz yani sonuçta. Evet. Peki hangi hastalıklarda kalp cerrahisi devreye giriyor? Şimdi hangi hastalıklar demeyelim de ne zaman kalp cerrahisi devreye giriyor diye düşünürsek tabii hastalar ilk önce biliyorsunuz kardiyolojiye müracaat ediyorlar. Hem çocuk hastalar çocuk kardiyolojiye, erişkin hastalar da erişkin kardiyolojiye müracaat ediyorlar. Biliyorsunuz son zamanlarda kardiyolojinin de alanı oldukça genişledi. İşte bu stent koyulmalar, ne bileyim balonla müdahaleler derken bunların başarılı olamayanlar. Çünkü her hastaya mutlaka stent koyulacak, her hasta balonla tedavi edilecek diye bir şey yok. Bir kısım hastalar da bunlarla tabii tedavi edilemiyor. Bunları biz cerrahi olarak müdahale edebiliyoruz. Bir kısmı direkt olarak cerrahiye veriliyor. Çünkü onlara hani kardiyolojinin müdahale etme şansı olmuyor. İşte bunları şöyle bir sınıflandırırsak doğumsal kalp hastalıkları dediğimiz konjenital kalp hastalıkları, erişkin kalp hastalıklarından kalp enfarktüsü geçirmiş olan koroner bypass yaptığımız hastalar, kapak hastalıkları, romatizma, çocukluğunda romatizma geçirmiş, buna bağlı oluşmuş kapak hastalıkları ya da işte yüksek tansiyonuna bağlı olarak gelişmiş damar genişlemeleri, çıkan ana damarın genişlemeleri, bunlara da biz cerrahi olarak müdahale ediyoruz. Evet. O kadar fazla alan var ki bu noktada değil mi müdahale ettiniz? Tabii ki çok alan var. Hatta son zamanlarda ritim problemi olan hastalara da biz cerrahi olarak da müdahale edebiliyoruz. Yani bu hatta bizim en son uyguladığımız teknikle de Türkiye'de ilk defa bunu uyguladık. Aritmi tedavisi dediğimiz bir sistemle hastayı kapalı olarak aritmisini düzelttik. Evet. Tabii bunları daha da açacağız ilerleyen dakikalarda. Fakat bugün kalp cerrahisindeki özel bir teknikten bahsetmek istiyoruz. Fakat bu yeni tekniğe geçmeden önce bugüne kadar yapılan cerrahi teknik nasıldı? Bir onu dinlemek istiyoruz sizden. Daha sonra da yeni tekniği dinleyeceğiz. Tabii ki. Şimdi biraz sonra bir slide'la da ikisinin arasındaki şeyi de göstereceğiz inşallah ama daha önce biz ya da halen uyguladığımız teknik de diyebilirim. Bir sürü cerrahın tercih ettiği teknik de diyebiliriz. Bu sternum ama halk arasında da iman tahtası denilen kemiğin kesilerek kalbe ulaşılması
yöntemiyle yaptığımız ameliyattır. Burada tabii ki bu ameliyat cerrah için büyük bir konfor oluşturmakta. Çünkü tamamen kalp önünüze gelmekte ve işlemi çok rahat olarak yapmaktasınız. Ama son zamanlarda artık dünyada ve Türkiye'de de buna gidiyoruz. Daha kısa, daha küçük kesiyle ve de hani önden girmek yerine hastaya biraz da işte estetik açıdan güzel gözükmesi adına göğüs kafesinde meme altından girerek yaptığımız kesilerle hem bypass cerrahisi hem işte kapak cerrahisi hem de doğumsal kalp hastalıklarında buralardan müdahale etme şansımız oluşuyor. Bir de tamamen çok ufak deliklerle girilerek yapılan robotik cerrahi var. O robotik cerrahiyi her hastaya uygulamak mümkün değil. Ama minimal invaziv dediğimiz küçük kesiyle yapılan ameliyat ve diğer yine iman tahtasının kesilerek yapıldığı ameliyat rutin olarak şu anda uygulanmakta. Evet. Biz aslında halk arasında o ameliyatı tanıyoruz. Çünkü kalp ameliyatı geçirmiş insanların göğüslerinde bahsettiğiniz gibi uzun bir dikiş izi olabiliyor. Evet. Biliyoruz hani kalp ameliyatı mı geçirdin sen diyebiliyoruz ama şimdi birazdan görüntülerini de göreceğimiz teknikte böyle bir şey söz konusu olmayacak değil Tabii mi? Bunu görme şansınız hemen hemen hiç olmuyor. Özellikle bayanlarda tam meme dokusunun altından bir küçük bir kesiyle girdiğimiz için meme dokusunu da daha sonra iyileşmesine bağlı olarak o kesiyi kapatıyor ve hiç ameliyat olmamış bir insan niteliğinde dolaşabiliyor, hayatına devam edebiliyor. Yani o kötü görüntü göz önünden kalkmış oluyor. Çünkü hastalarımızın bir kısmı da o görüntüden psikolojik olarak da etkileniyor çok işin açıkçası. O zaman görüntüler eşliğinde... Evet, bir görüntü alabilirsek orada ikisinin arasındaki farkı da görebiliriz. Evet, şimdi hemen arkadaşlarımız bize slide hazırlıyorlar. Evet, bu ilk karede... Evet, şimdi bu ilk karede baktığınız zaman sağ tarafta işte iman tahtasının tamamen kesilerek yapılmış ameliyatı görmekteyiz. Benim bana yakın resimde de minimal invaziv teknikle yaptığımız 7 santimlik kesiyle yaptığımız ameliyatın izlerini görmekteyiz. Birisinde tamamen önde bir uzun bir kesi izi varken diğerinde küçücük bir iz burada gözükmekte. Diğer slide'ı alabilirsek. Evet, hemen bir diğer görüntüye daha geçiyoruz. Birazdan gerçek görüntüler de ekranda evet, olacak. Gerçek. Bakın yine burada yine aynı görüntüleri yandan küçük kesi görüntüyü görüyoruz. Diğer görüntü lütfen. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Tabii bu evet. Evet, burada yine kapalı teknikle yaptığımız cerrahinin işte hiçbir kesi olmadan yapılan şekli. Tam nereden kesinin yapıldığı burada işaret ediliyor, öyle mi doktor? Evet, bakın orada siyah yerin altından bir kesi yapıyoruz. Devam edelim. Hı hı. Yine bakın aynı. Evet, burada girdiğimiz nokta, göğüs boşluğuna girdiğimiz nokta, o aralıktan giriyoruz. Ne kadar bir? 7 santimlik bir kesi kalıyor bizde, 7-8 santimlik. Evet. Evet, diğer görüntü lütfen. Burada yine gerçek bir görüntü bu. Evet, bu gerçek bir görüntümüz. Burada da yine küçük kesiden ameliyatı görüyoruz. Yanlardan endoskopla girip görüntüyü, kalbin görüntüsünü biz ekranda takip ediyoruz. Evet, diğer bir görüntüyü alalım. Burada da yine kalbi bakın o küçük delikten ekartör vasıtasıyla açarak gördüğümüz görüntüyü alıyoruz. Diğer orada bir... direkt kalbi. Evet, orada direkt kalbi görüyoruz şu anda. Hı hı. Evet, diğer görüntü. Burada şematik olarak yapılmış kapağı görüyoruz burada. Kalbimizin sol tarafındaki kapak. Diğer görüntü lütfen. Evet. Burada bir ölçüm alıyoruz o delikten kalbin çünkü hangi size'deki ya da hangi ölçüdeki kapağı veya değiştireceğiz veya tamir edeceğiz onun ölçüsünü alıyoruz. Evet, bir mühendis gibi orada çalışıyorsunuz. Tabii tabii, aynı zamanda bir mühendislik dalı yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Diğer görüntü lütfen.
Yine burada kapağın değişmesi için yapılan bir işlem. Devam edelim. Çok enteresan. O 7 santimlik kesiden o uzun yapılan ameliyatta yapılacak bütün işlemleri yapıyorsunuz aslında. Tabii hepsini yapıyoruz. Yani şimdi bakın burada hasta için konforlu ama cerrah için çok konforsuz bir sistem bu sistem. Cerrah için eziyetli bir sistem. Çünkü özel aletler kullanıyorsunuz. Tam elinizin içine oturmayan ama uzun olan yani bunun zaten bir üstü bizim yaptığımız bu minimal invaziv cerrahinin ya da küçük kesiden yaptığımız cerrahinin bir üstü robotik cerrahi. Bunda tabii hem kalbi siz endoskopik olarak yansıtıp ekranda takip ederek devam ediyorsunuz ameliyata ve özel cihazlar kullanmak zorundasınız. Bunlara elinizin alışkın olması lazım. İşte küçük kesiden onu yapmanız lazım. Bunlar tabii hepsi cerrah için maalesef çok eziyetli ama hasta için sonrasında çok rahat. Evet. Hemen görüntüleri bitirmek istiyoruz. Çünkü görüntülerin sonunda normal teknikle ameliyat olmuş ve şimdiki yeni teknikle ameliyat olmuş vücutların farkını göstermek istiyoruz. Hemen hızlıca ilerleyelim. Hızlıca geçelim isterseniz hepsini. Arkadaşlarımızdan hemen onu rica edelim. Bu nedir doktor? Geçen burada göğsün kemiklerinin tamamen hani çıplak gözle görülme şekli. Devam edelim. Devam edelim. Oradaki yapıyı görürüz. Tabii normalde bu kemikler kırılıyordu değil mi? Tabii öndeki kemik kırılıyordu. Devam edelim. Bakın bu önden açılmış kalp ne kadar güzel ortada ama öbür tarafta yandan giriyorsunuz. İşte bu kesi yapılmış ameliyat bittikten sonraki görüntü, kesi görüntüsü. Evet göğsün altında o göğüste kendi bakın burada da önden ameliyat olmuş hastanın öndeki yara izi ve diğeri de işte yandan yaptığımız ameliyatla ufacık bir kesi izi. Aradaki farkı gözlemlemek daha mükemmel. Ayrıca size karşılaştığımızda, dışarıda sorduğunuzda da söylemiştim. Şimdi seyircilerimize de söyleyelim. Ve bu ameliyatla iki göğüs kafesine girdiğimiz için iki kaburga arasından burada pek kırılma olmuyor. Kırılma şeysi yok ve bunlarda kemik iyileşmesini beklemiyoruz. Ama diğer sistemde eğer önden açarsak hastayı bu kemiklerin iyileşme süreci gerekiyor. Ve bu kemikler iyileştikten sonra da insanların nemli havalarda ağrı şikayetleri oluyor. Bir sürü hastamız da bize geliyorlar. Ya benim işte göğsümdeki ağrı geçmedi. Bu yoksa kalbin işte ağrısı mı? Hayır aslında öyle bir şey yok. Sadece bu kemiğin iyileşmesinden dolayı oluşan bir sonuç. Evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Ameliyat sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor diyeceğiz. Bu ameliyatı herkes yaptırabilir mi diyeceğiz ama reklamlar var. Reklamların hemen arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün kalp cerrahisindeki yenilikleri konuşuyoruz. Özellikle sizin ya da yakınınızdakilerin kalp ameliyatı ile ilgili bir tedavi süreci varsa hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü çok önemli bilgiler alacağız Profesör Doktor Ali Sarıgül'den. Reklamlardan önce bilinen yöntemle yeni tekniğin arasındaki farkları aktarmıştık. Bir diğerinde işte kemiklerin oradan kırıldığını ve yeniden o dokunun iyileşme sürecini çok sıkıntı çıkardığını söylemiştiniz. Hatta çok önemli bir şeydi. Oradaki iyileşme süreciyle kalbim mi ağrıyor noktasını karıştırıldığını da söylemiştiniz. Peki bu iki yöntemin ameliyat sonrasında artıları ya da eksileri tam olarak nedir? Hadi. Şimdi işin açıkçası ameliyat sonrasında bu küçük kesiyle ya da minimal invaziv yöntemle yaptığımız ameliyatın artıları var. Nasıl artıları var? Hasta istediği pozisyonda yatağında yatabiliyor. Erken hasta taburcu olabiliyor. Erken taburcu olduktan sonra işine erken başlayabiliyor. Ve onun dışında tabii ki görüntü olarak çok güzel bir görüntüsü oluşuyor hastanın. Kemik kırılması olmadığı için de hastada bu iman tahtasında kırılma olmadığı için daha sonraki dönemde işte biraz önce de sizin söylediğiniz gibi göğüs ağrısı mı yoksa kemik ağrısı mı karıştırmaları ortadan kalkmış oluyor. Ama tabii ki
bu küçük kesiyle ya da minimal invaziv yöntemle her hastayı ameliyat etmemiz de mümkün değil. Onun da bir ayrımını ortaya koymak lazım. Yoksa bütün hastalar ben bunu tercih istiyorum diye şey yapabilirler. Tabii bunu da yapılacak hasta grubu var. Nasıl hasta grubu var? Eğer hasta 3 kapak hastasıysa bu hastaya bunu uygulamak mümkün değil. Çünkü oradan çıkan ana aort dediğimiz ana atar damara ulaşmak mümkün değil. Yani o kapağı değiştirmemiz mümkün değil. Burada mitral kapak hastası veya tiroküspit kapak hastası olan, hasta olan izleyicilerimiz bu tabirleri bileceklerdir. Onlara buradan müdahale etme şansımız var. Kalbinde deli işte ASD'si olan hastalarımıza buradan çok rahat ulaşıp ameliyat etme şansımız var. Yine bypass olacak ama tek damar veya iki damar hastalarına buradan daha kolay ulaşma şansımız var. Çoklu damarsa, ne bileyim anevrizması varsa kalbinde ya da kalbin içinde pıhtı varsa tabii ki bunlara ulaşmak zor. Onun için her hastaya değil ama ayrımı yapılmış hastalara başarıyla uygulanacak bir teknik. Yani bunu da tabii ki biz karar veriyoruz hangi hastaya bu uygulanacak diye. Tercih ettiğimiz hastalarda da bize eziyetli ama hastaya daha sonra gayet rahat ve konforlu bir sistemi sunuyoruz. Peki hemen aklıma çocuklar geliyor ve yaşlılar geliyor. Onlar açısından durum nedir? Yaşlar için herhangi bir kısıtlamamız yok. Yine biraz önce söylediğim gibi eğer ikili tekli bypassa ya da işte mitral ve tiroküspit kapağı müdahale edilecekse, konjenital dönemden kalan bir ASD'si varsa onlara da müdahale edebilir. Çocuklarda da yine aynı şekilde eğer işte ufak deliklerinde çünkü onlarda ya ASD'si olacaktır ya VSD'si olacaktır. Bu tip şeyler hastalıklarda minimal invaziv yöntemle müdahale edebiliriz. Ama bir tetraloji vakasına, bir transpozisyon dediğimiz işte mor çocuğu bunlara müdahale etmek mümkün olmuyor. Evet. Bu arada tabii mesela ameliyat kararı verilmiş hastaların biraz da olsa haklı bir korkuları var. Mutlaka onlara tavsiyeleriniz olacaktır. Çünkü ameliyattan önce çok farklı yollara başvuranlar da olabiliyor maalesef. Hani hekimin söylediği noktadan çıkıp da. Ya da bunu erteleyenler olabiliyor. Ya da gerekli araştırmayı yapmamış olanlar da olabiliyor. Bize çok sorumluluk düşüyor hasta olarak. Sizin tavsiyeleriniz neler olacak? Şimdi işin açıkçası bana müracaat eden ve korkusu olan hastalara ben şunu söylüyorum. İnsanların tek korkusu oluyor. Ölüm korkusu sonuç olarak. Evet. Tabii ki burada biz belirleyici değiliz. Biz sadece doktor olarak arada bir aracız ya da işte aradaki bir vesileyiz. Ama hiçbirimiz uçağa binmekten geri kalmıyoruz. Uçağa bindiğiniz zaman ölüm riskiniz binde bir. Yani kurtulma riskiniz ya da milyonda bir kurtulabilirsiniz bir uçakta bindiğiniz zaman. Ama bizim ameliyatlarımızda artık oranlar o kadar düşük ki. Yani ölüm riski bizim ameliyatımıza bağlı olarak ölüm riski milyonda bir ya da binde bir diyebilirim. Yani tamamen geri bir sistem oluştu. Tabii ki bundan yıllar önce işte 70'li yıllarda kalp cerrahisinin gelişimi o kadar çok eski değil. Yani 60'lı 70'li yıllarda başlayan bir cerrahi ve teknolojiyle birlikte çok hızlı ilerleyen bir cerrahi. Belki tıp alanı içerisinde kendi alanında teknolojiyle at başı giden dallardan birisi diyebilirim kalp cerrahisini. Çünkü tamamen teknolojik bir cerrahi bizimki. Biliyorsunuz bu cerrahide kalbi durduruyoruz. Açık kalp cerrahisi dediğimiz teknikte kalbi durdurarak yapıyoruz. Zaten o ayrı bir teknolojiyi gerektiren bir cerrahi. Onun için de bizim yaptığımız ameliyatlarda hasta korkmamalı. Yani biz kendimizi emniyete almadan hastayı zaten riske atmayız. Öncelikle kendimizi emniyete alıyoruz. Neden? İyi olup sokakta dolaşan hasta bizim için daha önemli bir hasta grubu. Tabii. Yani biz daha fazla hastanın iyi olup sokakta dolaşmasını isteriz. Bunun için de hastaların korkmalarına, hastalıklarını geciktirmelerine bir anlamı yok. Çünkü öyle bir dönem geliyor ki bu sefer hasta geliyor size yalvarıyor. Yani bizi ameliyat edin diye siz yapamıyorsunuz. Neden? Ameliyat olma dönemini kaçırmış oluyor. İşte evet. Onu kaçırmamaları gerekiyor. Doktordan ve bu ameliyattan kaçmamaları ve korkmamaları gerekiyor. Devam edeceğiz. Sohbetimize telefon bağlantılarımız var şimdi. Hemen hattımızdaki ilk izleyicimize dönelim. Alo.
Biz çok iyi duyabiliyoruz efendim. Kalp kapağıyla ilgili bir soruya başlamıştınız. Bir eğrilik olduğu söylenmişti bana. Doğuştan kaynaklanan bir eğrilik olduğu söylenmişti. Aynı zamanda kaçak olduğunu söylediler. Peki bununla ilgili doktorunuz herhangi bir tedavi tavsiye etti size? Şimdi ameliyat olursam eğer o eğrilikten kaynaklanan bir sıkıntı yaşar mıyım onu öğrenecektim ben. Şimdi biz buna izleyicimizin söylediği şey kalp kapağında prolapsus diyoruz. Kalp kapağının normal yapışması gereken yerden daha alta yapışmış oluyor. Bunların hepsinin ameliyat olmasına gerek yok. Bunları takip de edilebiliyor. Kardiyolog arkadaşlar herhalde hastamızı takip ediyorlar diye düşünüyorum ben. Eğer kaçakta minimal bir kaçak vardır. Zaten minimal kaçağa dokunmuyoruz. Yani bugün sokakta geçen insanlara bir eko yapılsa, işte bu bir kalp kapaklarında tanı yöntemi için kullanılan bir alet. Eko yapılsa burada hemen hemen %80'inde bu prolapsus dediğimiz şikayet ortaya da olabilir. Başka bir şikayetiniz ya da danışmak istediğiniz bir şey var mıydı hanımefendi? Alo. İzleyicimiz hattımızdan ki. Diğer konuğumuz hattımızda mı? Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Yaşım 41. Periferik artır hastalığı var sağ bacağımda. 200-300 metre yürüdüğüm zaman ağrı giriyor. Dinlendikten sonra tekrar geçiyor. Bunun cerrahi tedavisinin mümkün olmadığını söylediler. Mahsakla yaşamamı söylediler. Yani ben cerrahi tedavisi mümkün olabilir miyim? Yoksa ben sağlığıma kavuşabilir miyim? Yoksa ben mahsakla beraber ilerleyecek miyim yani? Benim sıkıntım bu. Yardımcı olabilirsiniz, memnun olurum. Sağ bacakta yürüdüğü zaman ağrı olduğunu söylüyor. Tabii bu hastaya bir cevap verebilmemiz için çekilmiş olan filmini görmemiz lazım. Yani DSA'sını görmemiz lazım. Ancak ondan sonra hastaya bir şey söylüyor. Eğer gelirse, bize müracaat ederse hastaya yardımcı olabiliriz. Ne yapacağımızı konuşuruz. Çok geçmiş olsun diyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler. Peki tavsiye olarak ya da yönlendirme olarak verebileceğimiz bir bilgi var mı onun sorusuyla ilgili? Son izleyicimizin sorusuyla ilgili. Eğer yönlendirme olarak elindeki tüm tahlillerle bize müracaat ederse onu gördükten sonra ancak bir şey söyleyebiliriz. Hani ameliyat olabilecek nitelikte mi değil mi? Hani o tıkanıklığın ilerisinde yapacağımız bir bypasslık damar var mı yok mu onu görmek lazım. Bu arada sorularda çok güzel bir nokta ortaya çıktı. Dediniz ki her durumda ameliyata gerek olmayabilir. Evet. Bu çok önemli bir nokta değil mi? Tabii ki. Yani biz sonuçta doktoruz. Herkesi keseceğiz, herkesi ameliyat edeceğiz diye bir şey yok. Biz gerekli olan yerde müdahale oluruz. Yani onun için söylüyorum. Yani hastalar korkmadan bize gelebilirler. Yani kalp ameliyatları evet büyük ameliyattır, evet korkulmaktadır halen toplum içerisinde ama buna korkmadan, çekinmeden bize müracaat edebilirler. Biz gerekli olan insanları ameliyat ediyoruz. Her geleni mutlaka ediyoruz diye bir şey yok. Bir de o kadar farklı manevi bir sorumluluğunuz var ki ben dayanamayıp reklam arasında size sormuştum. Atan bir kalbi karşınızda görüyorsunuz ameliyatta. Evet. Çok çok ilginç bir duygu bu. Tabii sizin için şu anda işiniz olduğu için o kadar sıradan ve işinizin bir parçası haline gelmiş olabilir ama sizin manevi açıdan yüklendiğiniz sorumluluk işinizin kıymeti açısından çok önemli. Çok farklı bir nokta. Kalp o yüzden daha bir özel sanki. Tabii bazen işte o atan kalbi durduruyorsunuz sonra tekrar çalıştırıyorsunuz. Tabii bu manevi yönden de sizi tatmin ediyor. Biraz önce bir soru sormuştunuz. Yani tekrar hani dalı seçer misiniz tekrar yeniden başlasanız diye. Belki bu durdurup çalıştırma olayı da bizi bu mesleği seçmeye sevk ediyor. Olabilir yani bilemiyorum. Evet yeniden ben bunu seçerdim. Evet. Bu arada hemen süremizde kısalıyorken kalp sağlığıyla ilgili tavsiyeler istiyoruz sizden. Hem ameliyat geçirmiş kalp hastaları için hem şu anda kontrolü devam eden bir gözetimde olan ve durumuna dikkat etmesi gereken izleyicilerimiz için neler yapmalılar kalp sağlığıyla ilgili? Evet, şimdi o kalp sağlığına girmeden evvel isterseniz ben hemen toplumda çok yaygın olan bir de varis şikayetleri buyurun, var. Buyurun. Eğer müsaade ederseniz hemen ondan kısaca bahsedip kliniğimizde biz çünkü varis cerrahisi ya da varis tedavisi de uygulamaktayız. Varisli bir sürü hasta var. Bunlar da toplum içerisinde doktora gelmekten kaçıyorlar. Bunların da mutlaka doktora gitmelerini öneriyoruz. Çünkü bu varis
şikayetlerinin sonucunda oralarda pıhtılar oluşabiliyor. O pıhtılar bazen akciğere atıp hastalarda daha sonra tedavi edilemeyecek derecede bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Biz varis tedavisinde kliniğimizde hem lazer hem radyo frekans yöntemiyle ameliyatsız yöntemle de tedavi edebiliyoruz. Onun için bu tip hastaların da mutlaka varisleri olan hastaların da mutlaka bizim kalp cerrahisi kliniğine müracaat edip bir elden geçmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü daha sonra gecikirlerse bunlarda da ayaklarında yaralar meydana geliyor. Bunların tedavisi maalesef daha eziyetli ve daha uzun bir tedaviyi gerektiriyor. Varis çok önemsenmiyor sanki değil mi toplum evet, arasında? Evet önemsenmiyor. Nasıl olsa geçer deniliyor ama maalesef onlar daha sonra işte yaralar oluşmasına sebebiyet veriyor. O yaraların iyileşmesi zor oluyor. Akıntılar oluşuyor. Damarlarda pıhtı meydana geliyor. Ve sıkıntılı bir döneme giriyor. Diğer sorularınıza, son sorunuza dönersek evet toplum içerisinde kalp sağlığı çok önemli çünkü kalbimiz bu makinenin motoru. Evet. Bu motora eğer iyi bakarsak bizi ömrümüzün sonuna kadar ne kadar ömrümüz biçildiyse onun sonuna kadar bizi gayet konforlu olarak götürecektir. Eğer bakılmazsa da tekleyecektir. İşte nasıl bir arabanın motoru varsa onun yağına, tuzuna, suyuna dikkat ediyorsak biz de aldığımız gıdalara, yaptığımız işe, strese dikkat etmeliyiz. Özellikle biz hastalarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Bir, kesinlikle sigara içmeyeceksiniz. İki, alkolden uzakta kalacaksınız. 3. Kırmızı et yemeyeceksiniz mümkün olduğunca. Bunları tadımlık yiyin lütfen. Doymak amaçlı değil. Tadın nefsinizi körlemek amacıyla kırmızı etten yararlanın. Onun yanında tavuktur, balıktır o tip ürünleri daha fazla tüketebilirsiniz. Ve de sebze ağırlıklı. Çünkü biz zaten tarım ülkesiyiz. Sebze üretimi bol olan bir ülke. Sebze ağırlıklı eğer şeye geçerseniz, beslenme diyetine geçerseniz ve de hayatınızdaki gerçi artık toplum bireysel bir toplum olmaya başladık. İşte o bireysellikten çıkıp daha ailenizle bir arada olursanız, sıkıntılarınızı biraz paylaşırsanız ve stresten uzaklaşırsanız, özellikle iş stresinden ve de en azından bir spor yapamıyorsanız da haftada 3 gün 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre yürüyebildiğiniz kadar sabah akşam yürürseniz bu bile kalbinize bakmanız açısından yetecektir. Ama öncelikle sigara içiyorsanız bugünden itibaren bırakmanız gerekiyor. Evet. Bu arada dünya mutfağına baktığımız zaman bizim işimiz çok zor. Şimdi kendi şehrimizden yola çıkıyoruz Konya'da. İşte yavaş yavaş Anadolu'ya bakıyoruz. Doktorların işi de çok zor bu açıdan. O kadar güzel yemekler var ki. Hani kırmızı et dediğiniz ben şöyle bir durdum. Bu hakikaten mümkün olabiliyor mu? Yememek. Vallahi yememek mümkün olabiliyor mu? Biz yapabiliyor muyuz? Yani ben bile bazen ipin ucunu kaçırıyorum. Ama dikkat etmeye çalışıyorum. Hı-hı. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. İşte şekerdi, tuzdu bunlardan uzakta kalmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hani %100 bunlara uymamız hiçbirimiz için mümkün değil. Çünkü o kadar çok hızlı bir yaşantımız var ki sonuç olarak işte fast food hayatımıza çok fazla girmiş durumda. Maalesef. Evet. Maalesef fast food'dan uzakta durmak gerekiyor. Her adım başı bir fast food dükkanı var. Tabii ki sosyal yaşantımız içerisinde de ister istemez dışarıda yeme alışkanlığı çok fazla. Ben 8 senedir Konya'dayım. 8 sene önce Konya'daki dışarıda yeme alışkanlığıyla bugünkü dışarıda yeme alışkanlığına çok bakıyorum. Fark. Çok fark etmiş durumda. Evet. İnsanlar o zaman evlerinde yemek yerken daha az bir azınlık dışarıda yemek yerken şimdi çoğunluk dışarıda, azınlık evde yemek yemeye başladı. Bu da tabii etkiliyor hepimizin hayatını. Bu arada ameliyat geçirmiş olan hastalar için, izleyicilerimiz için ekstra önerileriniz olacak mı? Mesela faaliyetlerde herhangi bir kısıtlamaya gidiyor musunuz? İşte şu kadar spor yapmayın da şu işi yapmayın dediğiniz oluyor mu?
Şimdi biz bu ameliyatları niye yapıyoruz? O insanların işte hayatlarına kısıntı gelmesin, kısıtlanma evet. olmasın diye yapıyoruz. Onun için de hasta kendisine bırakıyoruz onu. Yani diyoruz ki sen yorulduğun zamana kadar sporunu yapabilirsin, yürüyebilirsin. Normal yaşantını yaşa. Yani kafandan hasta olduğunu çıkart. Ama doktorunuzun verdiği ilaçları da düzenli kullanın lütfen. İşte hasta sigarayı bıraktıysa 6 ay sonra sigarasına tekrar başlıyor veya 1 sene sonra tekrar başlıyor. Onun hiçbir faydası olmuyor yapılan ameliyatın. Çünkü bir koroner arter hastalığındaki damar sertliği olayında tamamen ya da bir damar ameliyatının damar sertliği bunu vücuttan söküp atamıyorsunuz. Bunu vücut kendisi yapıyor. Genetiksel bir faktör ve sigara da bunu maalesef provoke ediyor, arttırıyor bunun gelişimini. Evet. Ya bu çok önemli bir nokta. Hakikaten ameliyattan sonra bir zaman geçtikten sonra tekrar sigaraya başlayanlar oluyor. Tabii ki oluyor. Çok olmaz ilginç. Olur mu? Ve insanlar çektikleri o ameliyat stresini, o sıkıntıyı unutuyor. Yani sigaranın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben hayatımda hiç sigara kullanmadım. Ve hastalara da söylüyorum. Yani sigara kullanmayın ama gidin ne yaparsanız yapın sonuç olarak. Çünkü sigara gerçekten hayatımızda çok kötü bir şey. Çünkü asıl olan damar sağlığı değil mi? Evet, damar sağlığı. Buradaki asıl olan damar sağlığı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu aynı zamanda çok da güzel bir haberdi bugün konuştuğumuz konu. Özellikle yapılan yeni cerrahi tekniği duyurmuş olduk buradan. Evet, evet. Artık bunun için hani başka bir ülkeye, başka bir şehre gitmek gerekliliğinin kalmadığını, bunun kendi şehrimize, kendi ülkemize uygulandığını sayenizde öğrenmiş olduk. Peki, tekrar ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Haftayı burada kapatıyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.